Üçgende kenar bağıntılarıyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Bir eçkenar üçgenimiz var. 18 derece, 20 derece. A, D, E, K, M ve N kenarlarını büyükten küçüğe doğru sıralamamızı bizden istiyor. Bakın eşkenar üçgen. O zaman burası 60 derecedir. Yine burası da 60 derecedir. Tepedeki de 60 derecedir. 20, 18 daha 38. Buraya 22 derecelik bir açı kalıyor. Şuraya dikkatli bakalım. Burası A, E, C üçgeninin bir dış açısıdır. Dış açı kendisine komşu olan iki iç açının toplamına eşit. 20 ile 60 toplarsam buraya 80 kalıyor. Yine burası da A, B, D üçgeninin bir dış açısıdır. 60 ile 18'in toplamı burası da yine 78 derecedir. Şimdi bizden büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istiyor. Baktığım zaman A, D, E üçgeninde en büyük açımız burada 80 derece. 80 derecenin karşısında K kenarı var. O zaman K büyüktür. Daha sonra 78 derece gelir. 78'in karşısında da M açısı var. K büyüktür M'den. O da büyüktür en son olarak N'den diyebiliriz. Bir diğer sorum. AC ile DE'nin paralel olduğunu söylüyor. AC'yi şu şekilde kırmızıyla, DE'yi de paralel olanları kırmızı ile gösteriyorum. AE 8 santimetre ise bizden DE'yi istiyor. Şimdi baktığım zaman ben buraya eğer A açısı dersem açı ortay olduğu için burası da A açısı olur. Bakın burada bir paralellik var. Z var burada. A ise yine burası da A olması gerekiyor. A'nın karşısındaki 8 santimetre ise diğer A'nın karşısında da ikizkenar olduğundan burası da yine 8 santimetre olur. Benden zaten DE'yi istiyor. O da 8 santimetredir. ABC üçgeninde B açısı A açısından büyük olduğuna göre BC'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulur. Şimdi BC burasına X diyelim biz. X burada iki tane kenarın farkıyla toplamları arasındadır. 11'den 7'yi çıkartırsam 4 olur. 4 küçüktür x'ten, o da küçüktür. 11 ile 7'nin toplamı olan 18'den. Yani x burada alacağı tam sayı değerler 4 ile 18 arasındadır. Bakın başka ne diyor? B açısı A açısından daha büyükmüş. B açısı buradaki açıdan daha büyükmüş. B açısının karşısında 11 var. A açısından daha büyükse B açısı burada 11'den daha küçük olur. Yani burada 11'den küçük olacaksa X burada 5 olabilir, 6, 7, 8, 9 ve son olarak da 10 olabilir. ABC üçgeninde AB 3A, AC 5A, BC de 8 santimetre ise AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi 8 santimetre nedir bu? 5A'dan 3A'yı çıkartırsam 2A, 2A küçüktür 8 santimetreden olmak zorunda, o da küçüktür. 5A ile 3A'nın toplamı 8A'ya. Ben A'yı yalnız bırakmak istiyorum. Her iki tarafı da, her tarafı da hatta 2'ye bölüyorum. 2A'yı 2'ye böldüm, A oldu. A küçüktür 4'ten, 8'i 2'ye böldüm, 4 oldu. Küçüktür, 8A'yı da 2'ye bölersem 4A kalır. Yani bu durumda A'ya ben burada en büyük tam sayı değerini söylüyor ya, A'ya ben burada en fazla 3 verebilirim. Bakıyorum buraya 3A. En fazla 3 verebiliyorsam A'ya, AB en fazla 9 santimetre olur. Şekilde verilenlere göre en uzun ve en kısa kenar hangisidir? 140 derece ise burası bütünler açıdan 40 derece olur. 93, 40 daha 133. Yine burası da 47 derece olur. Üçgenin iç açılarından ikisini topladım ve 180'den 47 çıkarttım. En uzun açı 93 derecelik açının karşısında olan BC kenarıdır. En kısa da 40 derecenin karşısında olan AB kenarıdır. AC 7 santimetre, AB'de 6 olduğuna göre, A açısı da B açısından küçük olduğuna göre, BC'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamını bulunuz diyor. Şimdi A açısı B açısından küçükmüş. Sembolik açılar verebilirim. Hiç fark etmez. İstediğin sayılar yeter ki A, B'den burada küçük olsun. İşte ben buraya 40 versem, diğeri de 50 derecelik bir açı olsun. Maksat buradaki eşitsizliği yapmak. Burası 7 santimetre. Ben buraya da X diyorum. X nedir burada? İkisinin farkıyla ikisinin toplamı arasındadır. 7'den 6 çıkarttım. 1 küçüktür x'ten. O da küçüktür. 7 ile 6'nın toplamı 13'ten. Yani x burada 1 ile 13'ün arasındaki tam sayılar olur. Buradaki ne de dikkat etmem gerekiyor. A açısı burada B açısından daha küçükmüş. B'nin karşısında 7 santimetre var. O zaman daha küçük olduğu için x'in burada 7'den küçük olması gerekiyor. Yani buradaki bir eşitsizliğim var. Tamam, x burada 1 ile 13 arasındaki sayıları alacak. Ama açısal olarak da baktığımda
7'den küçük olması gerekiyor. 6 olur, 5 olur, 4 olur, 3 olur, en son 2 olur. Çünkü 1 olsa bu sefer yukarıdaki denklem olacak. Benden bunların toplamını istiyor. Topladığımız zaman 11, 15, 18, 20 santimetredir. Yandaki çekirde AB ile BC birbirine dik ise AC'de 115 derece olarak vermiş en uzun kenar hangisidir diye bizden istiyor. Bir pembe üçgenimiz var. Bir de yeşil üçgenimiz var. Bakın 90 derece ise pembe üçgende ABC üçgeni için söylüyorum. En uzun kenar burada AC'dir. Ama hemen AC demiyorum çünkü bir de yandaki üçgenle yeşil olan üçgenle de değerlendirmem gerekiyor. Tamam, en uzun kenar bu. Bu kenar aynı zamanda ADC üçgeninin de bir kenarıdır. Buraya ben baktığım zaman 115 derece. Şimdi üçgenin iç açılarında 115'ten büyük bir açı olamaz. O zaman 115'ten büyük bir açı olamazsa AD kenarı AC'den daha büyüktür. Buradaki en uzun kenarım AD'dir. Yandaki üçgende BAC 80 derece, AC ile BC birbirine eşitmiş. Bakın burası 80 derece ise eşitlikten burası da 80 olur. 80, 80, 160. Buraya ne kalır? 180'den 160'ı çıkartır. 20 derece olarak bulabilirim. En kısa kenar açısı en küçük olan kenardır. Yani açısı en küçük burada 20 derece. Karşısındaki baktığım zaman AB kenarı. AB burada. AB kenarı en kısa kenardır. Yandaki şekilde ABD üçgeni eşkenar üçgen ise en uzun kenar hangisidir diyor. Eşkenar üçgen ise o zaman burası 60 derecedir. Bakın burası da 60 derecedir. Burası da yine 60 derecedir. Büyük üçgene bakın. ABC üçgenine bakın. Şimdi burada 60 var. 60 burada yanında bir açı daha var. Şimdi ben bunun yanına 1 derecelik bir açı desem dahi burası ne olur? 59 derecelik bir açı olur. Yani baktığımız zaman toplamında 61 derecelik bir açımız var. Burası da bir dış açıdır. Yani 120 derece. Baktığım zaman en büyük açının karşısında BC kenarı en uzundur. AB ile DE paralel. E açısı 40 derece, 110 derece. ABC üçgeninin en kısa olan kenarını bizden istiyor. AB ile DE kenarının birbirine paralel olduğunu söylüyor. Burası 40 derece ise o zaman burası da 40 derece olur. 110 ise buraya 70 derece kalır. 70 ile 40'ın toplamı 110. Buraya da yine 70 derece kalır. ABC üçgeninin en kısa kenarını bizden istiyor. En küçük açımız 40. 40'ın karşısında olan BC kenarı bu üçgenin en kısa kenarıdır. Şekildeki üçgende verilenler var. AC ile BD'nin toplamının en az kaç olabileceğini benden istiyor. Önce BD'ye bakın. Bakın BD. Şimdi BD'yi burada ABD üçgeni olarak düşünün. Şuradaki üçgen olarak. Bu ikisinin farkıyla bu ikisinin toplamı arasında bir sayıdır. 9'dan 5'i çıkartırım. 4 küçüktür BD'den. O da küçüktür. 9 ile 5'in toplamı 14. Buradaki mantığa göre en az 5 olabilir, değil mi? BD en az 5 olabilir. Bir de BD aynı zamanda BDC üçgeninde de ortak bir kenardır. Buradakine göre 20'den 12'yi çıkartırım. Hani bunun alabileceği en büyük değeri düşün, en küçük değeri düşünüyorum. 20'den 12'yi çıkartırım. 8. 8 küçüktür BD kenarından. O da küçüktür. 20 ile 12'nin toplamı 32. Buradakine göre de BD en az 9 olabilir. En az 9 olabilir. Benden ne istiyor? En az olmasını istiyor. O zaman burada hata yapıp 5 olabilir demeyelim. Çünkü 5 olursa buradakine uymuyor. Aşağıdaki denklem olmuyor. Diyelim ki biz buraya 5 santimetre dedik. İyi de aşağıdaki üçgene olmuyor bu sefer. Yani aşağıdaki üçgen en az 9'dan başlıyor. Dolayısıyla 5'i sildim. En az BD kenarı, BD'yi buldum. 9 olabilir diyorum. Sıra geldim AC kenarına. Şimdi AC kenarı da bu ikisinin farkıyla bu ikisinin toplamı arasındadır. 12'den 9 çıkarttım. 3. 3 küçüktür AC kenarı. O da küçüktür. 12 ile 9'un toplamı 21. Bir de bunu ABC üçgeni olarak da düşünmem gerekiyor. 20'den 5'i çıkarttım. 15. 15 küçüktür AC'den. O da küçüktür. 20 ile 5'in toplamı 25. Baktığın zaman sanki işte AC en fazla en az burada 4 olması gerekiyor. 3 küçüktür 4 gibi. Ama vermiş olduğun 4 değeri aşağı için olmuyor. Ben burada 16 değeri verirsem bak burada en az hem değeri vermiş oluyorum. Aynı zamanda bu sayı yukarıdaki eşitsizlik için de oluyor. Bu durumda
AC'ye de ben en az 16 verebiliyorum. Bunların toplamı en az 25 santimetre olur. Yandaki şekle göre AB kenarıyla AC kenarının farkının en büyük tam sayı değeri hangisini alabilir diyor. Bakın AB'ye ben burada x diyorum. AC'ye de y diyorum. 9 nedir? Bu ikisinin farkıyla bu ikisinin toplamı. X eksi y küçüktür 9'dan. 9 da küçüktür. X artı y olması gerekiyor. AB eksi AC. AB dediğim burada x'tir. AC de dedim burada y'dir. X eksi y en fazla buradaki alacağı değer 9'dan küçük olduğu için 8 tam sayı değerini alabilir. ABC açısıyla ACB açısı birbirine eşit. CD x'lik buradaki en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor bize. Bakın burası 7 santimetre ise eşitlikten dolayı burasının da 7 santimetre olması gerekiyor. Büyük üçgen için düşünelim. A, B, D üçgeni için. Şimdi AD kenarı bu ikisinin toplamıyla bu ikisinin farkı arasında kalması gerekiyor. Yani 9'dan 7'ye çıkarttım 2. 2 küçüktür AD kenarı. AD kenarında ne var? 7 var, x var. Yani 7 artı x var. 7 artı x. Bu da küçüktür. 9'da 7'nin toplamı olan 16'ya. Bu durumda ben AD kenarına en fazla 15 verebilirim. Şuradaki eşitsizliğe göre en fazla 15 verebilirim. Yani 7 artı x en büyük değeri 15'tir. Bu durumda x'in alacağı en büyük değer B seçeneği 8 olur. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. X burada AD kenarı. Önce burayı pembe üçgenden bakalım. 6 var, 5 var ve x kenarlık bir uzunluğum var. Büyükten küçüğü çıkarttım 1 derece. Farklarını aldım. O küçüktür x'ten. O da küçüktür. İkisinin toplamı olan 11'de. Mavi üçgene bakıyorum. 8'den 3'ü çıkarttım. 5 oldu. Küçüktür x'ten. Yani farklarını aldım. 5 küçüktür x'ten. X de küçüktür. Bunların toplamı olan 11'de. Şimdi x burada en az 2 olamaz. Bak şuraya göre 2. 2 deme. Çünkü 2 verdiğin değer aşağıdaki eşitsizlik için olmuyor. En fazla x'e 6. 6'dan başladısın. En fazla da 10 olur. 6, 7, 8, 9 ve 10. Bunların toplamını bizden istiyor. 13, 8 daha 21, 9 da burada 30, 10 da burada 40. Doğru cevabım B seçeneği.